Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine bir iğne oyası anlatımıyla sizlerin karşısındayım. Gördüğünüz güzelim model anlatacağım. Bu rengarenk boncuklarla yapıyorum. Bunu Tuhaviye'den paketini 2 liraya aldım arkadaşlar. Ve baştan söyleyeyim, bir paketi yetiyor. Şu şekilde burada da sizlere yeşille anlatıyorum. Videoya geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olun. Yorumlarınızı ve like'larınızı da bekliyorum. Hadi hızlıca videomuza geçelim. Öncelikle şuradaki en son zürafamıza geliyoruz ve düğüm atıyoruz arkadaşlar. Daha önce orada bitirmiştim. Şu şekilde sıkıca. Şimdi buraya şöyle bir tane büyükçe bir pırpır yapıyoruz. Bunun oranını siz ayarlayabilirsiniz. Ben birazcık büyük yaptım. Şimdi arasına 4 tane zürafa oluyor. Yine dediğim gibi elinizin ayarına göre ayarlayabilirsiniz sayıyı. Benim elimin ayarında 4 iyi oluyor. Dördüncüye gelince üzerine geliyoruz şu şekilde. Ve şimdi şurada bıraktığımız pırpırın içerisine iğnemizi koyuyoruz şu şekilde. Şimdi bu ipimizi iğnemizin üzerine atıyoruz. Şu şekilde elimize de tutmamız gerekiyor. Ve iki defa sıkı bir şekilde doladım. Şöyle elimize düzelte düzelte şu şekilde üçgen bir form veriyoruz. Şu şekilde. Sıkıştırdım ve şöyle bir şey oldu arkadaşlar. Şimdi arkada gördüğünüz renkli boncuktan bir tanesini alalım. Alamadım. Şu şekilde. Şu şekilde boncuğu oraya getirdim. Yine gördüğünüz gibi parmağımla eğiliyorum ve boncuğun dibine bir tane sıkı bir şekilde zürafa yapıyorum ve boncuğun nasıl durması gerektiğini ayarlıyorum elimle. İşte bu kadar. Şimdi tekrar aynı zürafanın içine gelip bu şekilde bu dalı da şu elimizle ayarlayarak indiriyoruz. Böyle. Şimdi bu zürafayı terk etmeden önce yine bir tane pırpır yapıyoruz. Bu önemli. Şöyle büyükçe bir tane yaptım ben. Şimdi yine 4 tane zürafa. Modelimiz bu kadar arkadaşlar. Başka hiçbir şey yok. Sürekli bu döngüden oluşuyor. 3. Zürafaları çok büyük büyük atmayalım. Şurada bir düğüm oluştu ama. Neyse. Yine. Dur tekrar size hızlıca göstermeyeyim. Şimdi şu pırpırın içine geldik. İğnemizi içine oturttuk. Bu ipimizi iğnemizin üzerine attık ve şurada iki defa doluyoruz. Ve şu şekilde bir form vermemiz gerekiyor. Şu şekilde. Şimdi yine bu sefer de hangi renk yapsam diye bakıyorum. Bu sefer de size şu kırmızıyı almak istiyorum. İpimi yine boncuğumu o düğümlerin üzerine getiriyorum. Şu şekilde elimle eğiliyorum boncuğu ki formu kaybolmasın diye şu şekilde sıkıca bir düğüm attım. Şu aşağıya iniyorum. Buradan devamını sesim olmadan dinleyeceksiniz. Şu şekilde bıraktım. Belki sadece izleyerek öğrenmek isteyenler olursa. Modellerinde nasıl yapıldığını merak ediyorsanız kanalımda mevcut. Bunun ve bunun hepsinin anlatımında kanalımda var.
modelimi isterseniz flor olarak veyahut da benim yaptığım gibi yazmada da kullanabilirsiniz. Ama flora da çok yakışıyor bu şekilde. Rengarenk ve yapımı o kadar kolay ama gösterişli bir model. Yazmam da uzaktan bu şekilde arkadaşlar. Yazmamda birçok renk mevcut olunca yazmanın şu dibiniyle ipi aynı renk tutup boncukları ise rengarenk kullandım. Evet arkadaşlar, anlatımım bu kadardı. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka videolarımda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.